E, Trabzon'da sağlık sektöründe bir paydaş olarak e, bu konuşmayı ve bu sesimizi duyurma noktasındaki bize göstermiş olduğunuz önem ve ehemmiyetten dolayı öncelikle şahsım, sonrasında sektörüm ve sağlık sistemindeki tüm paydaşlar olarak teşekkürlerimi bir borç biliyorum. Trabzon'da sağlık sektöründe bir paydaş olarak yaklaşık 18 yıldır faaliyette bulunan nacizane firmalardan bir tanesiyim. Aynı zamanda 117 medikal firmayı temsilen Trabzon Ticaret Sonaradası'na bağlı meslek komite üyesiyim. Sektörümüzü ve sektörümüzün sorunlarını en iyi şekilde çözüme ulaştırma noktasında duygularımızı, yaşadığımız tüm olayları ve hadiseleri e, ilgililere, yetkililere anlatma ve e, iletme duygularına sahibiz. Trabzon'da sağlık sistemimizde bazı aksaklıklar var. Ama önemli olan bu aksaklıkların doğru bir dille, doğru bir istek ve talep doğrultusunda ilgililere ulaştırıldığında çözüleceği inancındayım. Tabii ki her evde olduğu gibi, her şehirde olduğu gibi, dünyanın herhangi bir ülkesinde olduğu gibi Sorunlar sağlık sistemimizde de var. Ama bu sorunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Sadece şu ana kadar doğru mercilere aktarı, aktarılamadığı için bu konuda e, neler yaşandığı konusunda e, şu anda neler yaşandığı konusunda şu anda bir e, bilgi akışı noktasında eksiklikler var. Bu bilgi akışını yaşanan hadiseleri ve eksiklikleri doğru anlattığımızda ben sorunların çözüleceği inancındayım. Bu konuda eğer e, şimdi anlatmamı isterseniz şu anda bu sorunlara da değinebilirim. Evet, Nasıl arzu edersiniz? Yani bahseder Medikalciler ne sorun yaşıyor ve e, hatta orada baktı, baktıklarından bahsediyoruz. Çok ciddi şekilde evet. yara aldıklarından, ailelerin evet. dağıldığından bahsediyoruz. Evet. Biraz onlardan bahsedelim. Biz tabii 18. Meslek Komitesi olarak e, temsil ettiğimiz sektörümüzdeki Sektördeki tüm paydaşlarımızın sorunlarıyla direkt anlamda muhatap olmak zorundayız. Bizi telefonda arayan üyelerimiz, ziyaretimize gelen üyelerimiz bu sorunları dile getiriyor. Biz bu sorunları aylık sanayi odasında yapmış olduğumuz e, toplantılarda her ay toplantılarımızı yapıyoruz. Orada biz meslek sorunlarımızı, mesleki sorunlarımızı, e, Arkadaşlarımızın temel ihtiyaçlarını, sağlık sistemimizdeki eksiklikleri, bu konudaki tamamlayıcı nasıl rol, alaca rol alacağımızı değerlendiriyoruz. Bu anlamda şu anda yaşanan e, sorunları sorunlara geçmeden önce bir defa kısaca medikal ya da medikalci tıbbi malzeme satıcısının ne olduğu tanımında başlamak gerekiyor. Bizler sağlık sisteminin tamamlayıcıları olarak rol alıyoruz. Burada ihale ile hastaneye bir röntgen cihazından, MR cihazından, hastanede kullanılan hasta karyolasından, hastane içerisinde görebileceğiniz tüm ekipmanları satanlar da medikalciler. Laboratuvar malzemesinde kullanılan bu malzemeleri satan da medikalciler. Ortez protez üreticileri ve hastaların tedavisinde kullanılan bu ürünleri de üretenler medikalciler. İşitme cihazlarının kullanımında, satışında ve servisinde rol alanlar da medikalciler. Ortez protez atölyelerinde takma ayak, protez dediğimiz bu uygulamaları yapan da medikalciler. Laboratuvar sistemi çok geniş, çok geniş bir okyanus. Oradaki bu malzemeleri, cihazları, bu ekipmanları satan da medikalciler. Veya bu cihazların teknik servisinde rol alan, teknik servis olarak bu hizmeti sunan da biz bizleriz. Aynı zamanda medikal market tanımıyla tanımlanmış olan hastalarımızın tedavisinde sağlığını tamamlama noktasında ihtiyaçlarını gider, gideren solunum cihazları, tansiyon aletleri, tıbbi sarf malzemeler gibi saydığımız bu ürünleri satan da medikalciler. Yani baktığımızda kendi içerisinde 5-6 ana dala ayrılan sağlık sistemindeki önce teşhis, sonra tedavi sonra da hastaların sağlığına kavuşması noktasında biz sağlık sisteminin aslında görünmeyen parçalarıyız. Bu noktada medikal tanımı bu hastanedeki hastaların tedavisinde kullanılan tüm ekipman ve malzemelerle beraber, teşhisinde kullanılan tüm cihaz ve malzemelerle beraber, sonrasındaki bu teşhis edildikten sonra tedavi noktasındaki kullanılan bütün malzemelerin tedariğini, hizmetini, satışını gerçekleştiren firmalarımız medikalci olarak tanımlanıyor. O yüzden hala ülkemizde medikalci ne iş yapar ya da üzerimizdeki olumsuz etiketleri kaldırma noktasında biz medikal tanımını ne yaptığımızı doğru anlatmamız gerektiğini düşündüğüm için önce bir medikal tanımıyla başlamak gerekiyor. Sorduğunuz soruya şöyle devam etmek istiyorum. Sorunlar tabi her sektörde olabileceği gibi nacizane bizim sektörümüzde de kronikleşen yeni olmayan, uzun yıllara dayalı e, bazı yaşadığımız sorunlar var. Bizim sektörümüzde biraz önce anlattığım gibi hastanelere bu tıbbi cihaz, tıbbi malzeme gibi, tıbbi sarf malzeme gibi ihale yöntemiyle satın alması gerçekleştirilen ürünlerin ihale şartnamelerinde yazan süreye istinaden biz mevcut koşullarımıza göre fiyatlandırma yapıyoruz. Günün ekonomik koşullarına göre. Eee Buradaki sorun şurada başlıyor. Sözleşmelerde yer alan, ihale şartnamelerinde yer alan, mesela üniversite hastanesinden örnek vermek istiyorum. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi. Ağırlıkla sözleşme süreleri idari şartnamede ve teknik şartnamede 600 gün olmasına rağmen şu anda 1200 günün üzerinde sürelerimizin geçmiş, olma, geçmiş olmasına rağmen ödemelerimizi alamıyoruz. Ödemelerimizi alamadığımız için sahip olduğumuz taahhütleri, senetleri, çekleri, çalıştırdığımız personelin sırtımızdaki bizim için genel gider, yönetim giderlerini karşılayamıyoruz. Bunları karşılama noktasında ihtiyacımız olan şey hak etmiş olduğumuz, süresi tanımlanmış olan, zamanı bir tanımlanmış zaman kadar geçen yani 600 günde ödeme yapılması planlanan, Akit altına alınan, karşılıklı mutabık kalınan rakamların süresi geçen bu faturalarımızın ödenmesini arzu ediyoruz. Bu faturalar zamanında ne ödenmediği miydi? için efendim ne kadar sürede ödenmedi? Şu anda... Şu anda sözleşmelerimiz 600 gün olmasına rağmen gecikmede olan faturalarımız yaklaşık 600 günün üzerinde e, bir süre daha eklendi. Yani 3 yılı aşan bir süreden bahsediyoruz. Şu anda 3 yıldır ödemesini almadan vergisini ödeyen, taahhütlerini yerine getiren, insan istihdam eden, dünyanın hiçbir yerinde başka bir sektör olduğu inancında değiliz. Nasıl? Araştırıyoruz. Alamadan e, parasını e, nasıl hayatını idame Hayatımızı idame ettiremediğimiz için sesimizi bütün yetkililere gönülden şeffaf bir ortamda paylaşma niyetindeyiz. Bizim sadece tek düşüncemiz kendimizi ifade edebilmek. Şu anda bizim hayatımızı idame ettiremiyoruz. Bu konudaki ihale ile, ihale yöntemiyle hastanelere, özellikle üniversite hastanemize satış yapan firmalarımızın önemli bir çoğunluğu banka faizleriyle, bankaların kredi desteğiyle, yüksek faizlerle, hesaplanamayan faizlerle çünkü bize bankalarda genellikle temlik usulüyle kredi açılıyor temlik usulüyle kredi açıldığında BCH DBS yani 3 aylık dönemlerde yüksek faizli hatta geçen dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız da bu banka faizleriyle insanlar ne satmalı nasıl bir ürün satmalı ki bu kadar giderin ya da maliyetin altından kalkabilsin diye bir açıklaması olmuştu. Çok da memnuniyet duyduk o açıklamayı duyunca. Bizim işimizin önemli bir kısmını şu anda bankalardan almış olduğumuz kredilerle çevirmeye gayret ediyoruz. Ama hesaplanamıyor bu. Maliyetler arttıkça, banka faizleri arttıkça bizim ödediğimiz krediler artıyor. Sektörümüze şu anda bankalar zaten kredi vermiyor. Bu anlam, bu bu konudaki... Yani ben, ben şöyle düşünün, biz bankaya gittiğimizde siz bu çekeceğiniz krediyi ne kadar sürede geri ödenmesini planlıyorsunuz dendiğinde bizim onlara e, ifade edeceğimiz şey sözleşme süresindeki veya bizim planlamamızdaki toplam temlik yani devrettiğimiz tutarın zamanında ne kadar ne kadar zamanda ödeneceği hususu şu anda ortadaki olan konu zaten gecikmeli ödemeler. Yani şöyle düşünün. Biz üniversiteden 600 günde almamızı planlayarak fiyat verdiğimiz ürünleri 1200, 1300 günlere dayanan vadelerle henüz alamadık. Almak için birçok girişimde bulunduk. Yalnız bu girişimlerde bulunurken bizim bankalarla olan taahhütlerimiz devam ediyor faizlerimiz devam ediyor. Arkadaşlarımız 3 ayda bir yüz milyarlarca lira bankalara faiz ödüyoruz. Ana, anaparaya ana paraya daha geçemiyoruz. Niye geçemiyoruz? Bu, sadece bu üniversitelerde yaşanan ülkemizdeki e, yani bu, bu, bu evet. konuda bilgiyi doğru paylaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, üniversitelerimizde bu sorun var. Geçtiğimiz aylarda basına da bu konuda hem ulusal basında hem gazetelerde ee, bu konuda haberlerde çıktı. Siz de izlemişsinizdir. Ee, bu bizim tabii her ilde 81 vilayetimizde bu sektörde arkadaşlarımız var. İhale yöntemiyle hastaneye malzeme satan arkadaşlarımız var. Parakendici olarak bu e, ürünleri satan arkadaşlarımız var. Bizim şu anda e, haberimiz olan e, duyuma dayalı yani arkadaşlarımızın bize ifade ettiği kadarıyla bunu nereden öğreniyoruz? Beraber olduğumuz bayi toplantılarında fuarlarda, eğitim seminerlerinde bir araya geldiğimizde Diyarbakır'da sorunlar neler? Mardin'de sorunlar neler? İstanbul'da sorunlar neler? Antalya, Ankara'da sorunlar neler diye konuştuğumuzda ihale yöntemiyle malzeme satan arkadaşlarımızda üniversite bağlı oldukları ildeki üniversitelerde bu ödeme sorunlarının olduğu dile getiriliyor. Ama bu sorunların ölçüsünü, büyüklüğünü, ne kadar sürelerde geri ödendiğini Yazılı ve hani metin olarak açıkçası bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz. Ama diğer taraftan yine arkadaşlarımızın paylaştığı noktada bazı illerimizde de çok kısa sürede ödemeler yapılıyor. Rize Üniversite Hastanesi, Erzurum Üniversite Hastanesi yani bütçesini doğru planlayan, işletmesini gerçek doğru zeminlerde işleten üniversitelerimizde çünkü üniversiteler bildiğiniz üzere bir kısmı Sağlık Bakanlığımıza bağlı iken bir kısmı Sağlık Bakanlığı bünyesinde döner sermaye işletme müdürlüğü çatısı altında bir özel işletmeler olarak düşünebilirsiniz. Burası şu anda Karadeniz Teknik Üniversitesi döner sermaye İşletme müdürlüğü. Burası hani yarı özel tam o terimi de yanlış kullanmak istemiyorum. Yarı özel, yarı devlet gibi işletiyor. Yani işletmeciliği bir özel sektör gibi düşünebilirsiniz burada. Ee, sorunlar Hemen hemen e, uzattım biraz sorunlar çoğu üniversite hastanesinde olduğu rivayet ediliyor ama bu konuda doğru bilgiyi paylaşmak için benim bu konuda bilgi sahibi olmam lazım. Benim hakim olduğum il burada e, işletmemi devam ettirdim. E, fiili olarak bu üniversiteye malzeme sattığım, Devlet hastanelerinde işletmecileri arkadaşlarımızın ürün sattığı buradaki yerel sorunlara çok hakimim. Bunu bu bir ülke sorunu ya da diğer hastanelerde ya da diğer üniversitelerde bu sorunlar vardır demek yanlış olabilir. O yüzden tam gerçek bilgiye ulaşmadan bilgiye sahip olmadan diğer illerdeki durum hakkında e, bilgi ya da yanlış bilgilendirme yapmak harcunda değilim. Peki son olarak e, sesinizi duyan oluyor mu? Yani tepkileriniz karşılık buluyor mu? Bu konuda yapmış olduğumuz Eee sesimizi duyurma noktasındaki arzumuz şu. Hepimizin çoluk çocuğu var. Hepimizin eşi var. Çoluk çocuğu var. Eğitim görüyor. Taahhütlerimiz var. Borcumuz var. Mal aldığımız distribütör ve ana firmalar bizden 3-4 ay içerisinde satmış oldukları, ithal etmiş oldukları, üretmiş oldukları, bize göndermiş oldukları ihale malzemelerinin eee ürünlerinin bedelini bizden tahsil ediyor. Biz e, satmış olduğumuz ürünlerin 20 aylık yani e, sözleşme süresi olan 600 günlere göre hayatımızı idame ettirmeyi planlayarak tekliflere cevap verdik. Şu anda 1200 günü geçen sürelerle ödememizi alamadık. Bu konuda Sayın Rektörümüz Süleyman Bay Baykalı, e, Ticaret Sanayi Odası Başkanı Suat Başkanımızın vasıtasıyla ve desteğiyle ziyaret ettik. Kendisine sektörümüzün yaşamış olduğu tüm sorunlarını A'dan Z'ye anlatma e, zemini oluştu. Biz kendisine firmaların bu anlamda şu anda iflas ettiğini, çoğu firmamızın eğer ödeme yapılmazsa kısa bir sürede, çok kısa bir sürede ödeme yapılmazsa şu anda belki de 2019 sonuna kadar Trabzon'da yerel firma, ihale firmasının kalmayacağını. Bu konuda çok acil çözüm beklediğimizi, bu konuda firmalarımızın bu e, sağlık sisteminde önemli bir paydaş olduğunu, tedarikçi olduğunu, hizmetin sağlanmasındaki bu malzemeleri, hizmeti satmaya ve sağlamaya devam ediyoruz. Biz hizmeti kesmiyoruz. Devletimizin yanındayız. Vatanımızın yanındayız. Ancak bizim ayakta durabilmemiz lazım. Ödemelerimizi alıp hizmetimize devam edebilmemiz lazım. Çarkın dönmesi lazım. Çalışanlarımızı istihdam ettiğimiz insanlara olan taahhütlerimizi yerine getirebilmemiz lazım biz bir kişiyi çıkarmak yerine on kişiyi daha nasıl istihdam edebiliriz niyetinde olan insanlarıyız. Vergi sıralamasında buradaki medikalcilerin çoğu vergiye ilk yüze giriyoruz Trabzon'da ve tahsilatımızı yapamadan fatura bedellerimizi alamadan o sıralamaya giriyoruz. Biz peşin satmadığımız, hala tahsilatını yapmadığımız rakamlarda sıralamaya giriyoruz. Onur ve şeref duyuyoruz bundan. Sesimizi rektörümüze ilettik duygularımızı, sorunlarımızı, kendisi bu noktada e, kurumsal olarak ihalelerin artık yapılamadığını, bu ihaleye katılan firma sayısının gittikçe düştüğünü veya katılan firmaların yüksek fiyat verdiği için muammen bedele veya yaklaşık maliyete veya MKS'ye takıldığını, istenilen ve e, gerçekleşmesi gereken alımların yapılamadığını, kendine ait sorunları o da bize aktarma fırsatı buldu. Yalnız bu sorunların çözümünde önce Vadesi geçmiş olan alacaklar ödenirse firmalara Ben ya da diğer arkadaşlarım herkes ihaleye katılmaya devam eder Herkes hastaneye olan hizmetine devam eder Sorun kalmaz Buradaki rektörümüz sorunlarımızı dinledi Üst mercilere sorunları aktaracağını iletti Yalnız bize de şu Telkin ve ricada bulundu ee, Bizim de tabii söyleyebileceklerimiz iletebileceklerimiz bir yere kadar siz bu bana anlattığınız şeyleri hem yazılı bir dilekçeye dönüştürün. Biz bunu sektör e, rektörlük makamında yöneticilerimizle değerlendirelim. Bu konuda size bir dönüş yapalım e, diye bir yazılı olarak da müracaatımızı aldı e, Sayın rektörümüz. Cevallah. Sonrasında sekreteri aracılığıyla e, bize bu sorunlara çözüm bulamadığını, bu sorunlarda e, çözümün bizlerin oluşturması gerektiğini kendisi bu konuda yardımcı olamadığını iletti. Bu da tabii bizi çok üzdü. Çünkü biz makam olarak, kurum olarak bu kuruma malzemeyi sattık. Bu kurumun en yüksek idari amirinin ödemesi süren, ödemesi geçen bu alacaklarımızda bu şekilde cevap vermesi bizim yerimize koyan yerine, bizim yerimize kendini koyan herkes için olumsuz karşılanırdı ve olumsuz karşıladık. Üzüldük. Üzüldük ama hizmet vermeye, ürün satmaya devam ediyoruz hastaneye gücümüz doğrultusunda. Ee, sonrasında biz il başkanımızı rektörümüzün ifadesiyle, rektörümüzün yönlendirmesiyle e, Trabzon Ak Parti il başkanımız Haydar Revi'den e, Haydar Revi başkanımızdan bir randevu aldık. Sektörümüzde yaşamış olduğumuz bu sorunları kendisine e, bir saatin üzerinde aktardık. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum sorunlarımızı çok iyi şekilde dinledi. Anlamaya çalıştı bizi. Çünkü sektörümüz çok spesifik bir sektör. Eee sektörümüzdeki bu sorunları kendisine ifade ettikten sonra eee kendisi Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımıza genişletilmiş il başkanları toplantısında bu sorunları aktaracağını, dile getireceğini söz verdi. Biz kendisinden bu anlamda e, iletildiğine inan inancımız tam bu kanaatteyiz. Sonrasında tabi zaman ilerledikçe hep lehimize değil, aleyhimize işleyen zamanda biz Ticaret Sanayi Odası'nda aylık meclis toplantımızda bunu tüm meclise e, taşıyan bir e, sunum da yaptık. Sonrasında bunu aylık 7-8 aydır e, aylık toplantılarımızda karar defterlerimize bu sorunlarımızı yazıp Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bu sorunlarımızın iletilmesi noktasında çokça çaba sarf ettik. Hepsi yazılı defterlerimizde ve kayıtlarımızda mevcut. Sonrasında sağlık müdürümüzün e, sağlık sistemimizdeki bu sektör problemlerimize ilişkin yanımızda olması noktasında hem e, kendisine yeni atandığı için tebriğe gitmişken de sektörümüzdeki yaşadığımız bu sorunları aktarma fırsatı bulduk. Üniversite Hastanesinde yaşamış olduğumuz bu ödeme sorunlarını kendisine aktardık, kendisinden bu anlamda bizlere destek olmasını rica ettik. Yalnız e, sağlık müdürümüz üniversite hastanesinin kendisine bağlı olmadığını, kendi yetki alanında olmadığını, o konuda bize orada hani ben bu konuda bir şeyler yapabilirim sözünde veremediği için biz kendisine sonuçta üniversitede Yatan hastalarımız bu ilin hastaları, benim yengem, sizin amcanızın oğlu, öbürünün dayısı. Burada bildiğiniz gibi birçok cerrahi branş var. Uzmanlık alanı daha geniş. E, kemoterapi tedavisinden, Türk bebek tedavisinden birçok alanda daha geniş hizmet veren bir e, hastane. O anlamda burası Yüksek Öğretim Kurumu'na bağlı. Yüksek Öğretim Kurumu da Sağlık Bakanlığımıza bağlı. Sağlık Bakanlığımız da devletimize bağlı burada ayrıştırma ya da hani o hastane bizim değildir diyemeyiz. O hasta bizim değildir diyemeyiz. O hastane de bizimdir. O hasta da bizimdir. Konuya böyle bakmak inancındayız. Yani da mağdur ee, asıl en önemli konu bu. Ee, bu ziyaretimizden sonra konuyu şehrimizin en büyük idari amiri, sayın valimize aktarmayı uygun bulduk. Kendisinden randevu talep ettik. Randevumuza olumlu cevap verdi. Sayın valimize hem tebrik etme vesilesi bulduk bu vesile kendisi yeni valimiz olduğu için hem de sektörümüzün yaşadığı bu sorunları aydınlatma noktasında kendisinin bu sorunları çözümü noktasında destekleyici kendisinden bu anlamda e, sektör sorunlarımızı anlatarak yardım istedik. O da bizi sağ olsun e, yaklaşık 40 dakikaya yakın çok programı yoğun olmasına rağmen dinledi. E, kendisi de şöyle bize e, sordu. Biz devlet olarak bir şey eksik mi yaptı yaptık dedi. Biz de kendisine hayır, devletimiz gerekeni yaptı. Üniversiteye bizim ürünleri sattıktan sonra hastalara kullanıldığında kısa bir sürede sosyal güvenlik kurumu olarak ödemeyi yaptı. Yani bizim satmış olduğumuz ihale ürünlerinin ödemesi zamanında sosyal güvenlik kurumu olarak yapıldı. Ondan sonrası zaten belirsiz. Yani bize neden 3 yıldır ödemenin yapılmadığı açıklanmıyor. Bu paraların nerede olduğu açıklanmıyor. Sosyal Ama güvenlik kurum yatmış. Evet sosyal şöyle sistem şöyle çalışıyor. Biz bir ürünü hastaneye ihaleyle satıyoruz. Hastane bu ürünü hastaya kullandıktan sonra sosyal güvenlik kurumuna fatura ediyor. Sosyal güvenlik kurumu sanıyorum yanıltıcı da olmak istemiyorum. 45 gün gibi bir sürede hastaneye ödemesini yapıyor. Bu anlamda üniversite hastanesinin sosyal güvenlik kurumundan gecikmiş bir alacağı yok. Yani bizim satmış olduğumuz hastanelerin hastanelerin tedavide kullanmış olduğu ürünlerin bedeli sosyal güvenlik kurumu tarafından üniversiteye zaten ödenmiş. Soru şu: Biz 3 yıldır neden paramızı alamıyoruz? Eğer bu ürünlerin bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hastaneye yapılmışsa bu paralar nerede? Bu paraların nereye harcandığını açıklanmasını talep ediyoruz. Sektörümüzde sağlık sisteminde önemli olan paydaşlarımızın çoluk çocuğuna huzursuz yaşamasının nedeninin ne olduğunu merak ediyoruz. Sesimizi duyurma noktasında hastalarımızın yaşadığı mağduriyet bambaşka bir mağduriyet. Bugün üniversite, evet, evet tabi. Ee, biz biz bu konuda her zaman devletimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Ama bir şey istiyoruz, devletimiz de bizim yanımızda, bizlerin yanında olduğunu göstermesini, hissettirmesini arzu ve temenni ediyoruz. Sayın bakanımıza ziyaretinde de bunu anlatmaya gayret içerisinde oldum sesimizi duyurabileceğimiz Trabzon'daki en yetkili, en yetkin kişilere gidip yaşamış olduğumuz sorunları anlattık. Zaman aleyhimize işlediği için Sayın Bakanımızın ziyaretinde geldiğinde içimden gelen şeyleri aktarma fırsatı buldum. Bir 40 saniyede ona da izin ve fırsat verdiği için kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Kendisi rektörümüzle konuşup sorunun çözümünde destek olacağına söz verdiğine, söz verdiği için de teşekkür ederim. Saygılarımı arz ediyorum kendisine. Burada son olarak Bizim sorunlarımız tabii çok. Bu sorunların çözümü noktasındaki veya girişimlerimizi anlatma fırsatı bulduk. Ama en büyük yaşanan problemler hasta mağduriyetleri. Hastanelerde şu anda yatan hastalarda kullanılan birçok tıbbi malzeme, tıbbi cihaz tedarik edilemediği için, satın alması gerçekleştirilemediği için hastaneye hastasını götüren birçok hastamız bu günlük 300'ün üzerinde hasta sayısı şu anda tespit ettiğimiz ve dışarıya çıkan hasta sayısı hastane ihale yöntemiyle alamadığı çoğu ürünü hastalara gidin siz bunu dışarıdan alın bu malzemeleri alıp gelin diye ellerine bir kağıt bir A4 kağıdına yazılan resmi bir reçete yok ortada şu ürünleri alın göz ameliyatında kullanacağız şu ürünlerinizi alın gastroenteroloji vakanızda kullanacağız Şu ürünleri alın kardiyoloji vakanızda kullanacağız Şu ürünleri alın üroloji vakanızda kullanacağız Şu ürünleri alın beyin cerrahide kullanacağız Şu ürünleri alın e, Onkolojide Kemoterapide kullanacağız şu ürünleri alın fizik tedavide kullanacağız Araştırıldığında Bakıldığında Hastaların gerçek anlamda mağdur edildi Tespit edilecektir Hastanelerin şu anda bu ödemeleri yapmadığı için ihaleleri gerçekleştiremediği için veya ihalelerde birçok firmanın artık yaşamış olduğu mali problemlerden dolayı ihalelere katılamadığından dolayı sistem şu anda çökmüş bir vaziyette. Hastalarımız mağdur ediliyor. Hastalarımıza kendi imkanlarıyla ürünlerin satın alması dikte ediliyor. Bu konuda şu anda halkımızdan ve vatandaşlarımızdan Bizden ürün almaya gelen arkadaşlarımızdan ver yansın olarak sorun büyük bu sorunların e, iletilmesi noktasında biz ticaret sanayi odasındaki meslek komite e, üyesi olarak sektör temsilcisi olarak sektörümüzün yaşanan bu sorunun yarın öbür gün kar topu etkisiyle daha büyük sorunlara gebe olacağını o yüzden bu hastaların ve vatandaşın mağduriyetlerinin giderilmesini bu mağduriyetlerin giderilmesi noktasında önce bizlerin mağduriyetinin giderilmesini, bizlerin mağduriyeti giderildikten sonra zaten hastanelere herkes ürün satmaya, satabilmeye gücü doğrultusuna devam edecektir. Hastaneler ürünleri gerçek ve doğru fiyatından almaya devam edecektir. Şu andaki e, piyasa koşullarında firmaların birçoğu mali sebeplerden dolayı ihaleye katılamıyoruz. Çünkü hepimiz şu anda bankadaki faizimizi nasıl öderizin peşindeyiz. Bu anlamda hastaneye gelen hastalar da kendisinden istenilen malzemeleri bir an önce alıp hastasının sağlığa kavuşması noktasında çaba içerisindeler. Geçtiğimiz e, ay bir hastamızla olan bir diyaloğu kısaca paylaşmak istiyoruz. Evet. Tonya'dan geldiğini ifade eden yöresel kıyafetiyle işlerimize gelen bir teyzemiz eşinin göz ameliyatı olması gerektiğini kendisinden bir kağıt göstererek şu malzemelerin alınması gerektiğini iletti kendisine e, görevli arkadaşlarımız satıcı başka bir göz firması, göz ürünlerini satan bir başka bir medikal arkadaşımız var. Ondan fiyat almak suretiyle ürünlerin toplamının 700 lira olduğunu iletti. Oradaki teyzemiz e, ben de iş yerimdeydim. Oradaki teyzemiz avucunu açtı. Sıkıştırılmış olan parasını avucunun içinde bizlere gösterdi dedi ki benim dedi 500 lira var dedi. Ben orada gözlerim doldu. Ben de çünkü bir ananın evladıyım. Bunu dedi size verirsem dedi ben ne yiyeceğim dedi. Orada biz vicdanen o malzemeyi kendisine verdik. Ee, yanında olduğumuzu gösterdik. Gücümüz güçsüz olduğumuz halde. teyzemiz o göz malzemesi firmasına getirdik. Malzemesini bizimle çalışan tarih öğretmeni bir arkadaşımız da kendisine iletirken hüngür hüngür ağlayıp bize dua etmiş. Ben demiş 1080 lira maaş alıyorum. Bu malzemeye ben bu parayı verirsem bu ineğim kesildi. Bu ineğimin parası. Ben ne yiyeceğim diye soru sormuş. Ve o çocuktan demiş renkli gözlü o çocuktan Allah razı olsun demiş. Benim gücüm o kadar. Ya diğerleri ya diğer mağdur olan birçok insanlar. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızı bu konudaki duyarlılığını biliyoruz. Kendisine inanıyoruz. Kendisinin yanında olduğumuzu buradan kendisine iletiyoruz sektör olarak, ilimiz olarak kendisinin bu konuda bizim bu sorunlarımıza, vatandaşlarımızın bu sorunlarına çözüm üreteceği inancı ve kanaatindeyim. Herkese şimdiden saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Teşekkür ederim.